Bundan tam 29 yıl önceydi. Gözümüzün önünden 4 tane kadın böyle yüzerek gitti suyun üzerinde böyle. Halam, oğlu, amcamın oğlu. Kaybettik, ölüsü de yok. Senir kentinin üzerine kara bulutlar kapladı. Kapıdağından gelen sel Senir kenti yasa boğdu. Senir kentte 13 Temmuz 1995 tarihinde saat 20.10 sıralarında Kapıdağına yağan yağmurun önüne kattığı çamur ilçe merkezine akması sonucu büyük bir sel felaketi yaşandı. 32 yaşındayım. Böyle olayı görmedim. Bu hiç görülmez bir şey bu. Hani akıl almaz bir şey oldu. Sel felaketinde 74 vatandaş hayatını kaybetti. 209 evse oturulamaz hale geldi. O bulut patlamasından yağan aşırı bir yağmurda yukarıda ne varsa önüne kattı. Hepsini sürükleyerek aldı, indirdi. Bir arka tarafa çıktığımızda dağdan çok şiddetli çamur geldiğini gördük. Koca 100 tonluk taşlar indi geldi ona. Bu taş, kaya, çamur ne varsa çamur şeklinde geldi. Zaten bir su şeklinde gelmedi. Bu çamur şeklinde gelince bizim yukarı mahallelerdeki ahşap evlerimize arkadan şiddetli basınç uyguladı. Bu basınca dayanamayan evlerimiz bizim bir anda çöktü. Babamın evinin hemen üzerinde 3 tane ev vardı. İkisi oturulmaz bir vaziyetteydi. En baştaki evin çeşmenin, burası bir kavaklı çeşme deriz biz. Bunun yan tarafında bir ev vardı. Orada 2 tane genç bir evladımızı kaybettik. Canların kaybolduğu sel felaketi sonrası devlet tüm imkanlarını seferber etti. Gerekli yatırımları süratle başlattı ve felaketin açtığı zararlar giderildi. Orada 3-4 kişi yemek yerken alt taraftaki kişilere almış ve aşağı doğru indirmiş gitmiş. Çoğu sele kapılıp sürüklenmiş. Bir panik havası vatandaşlarda ve kendimizde, komşularımızda. Evler gözümüzün önünde yıkılıp gidiyor. Vatandaşların feryatları, tabii aşağı yukarı bizim o bölümde 13 tane vatandaşımız vefat etti. Bunun sebebi nedir? Geçmişte atalarımızın ormanın kıymetini bilmeyişidir. Ağaç olsa bu kadar olur muydu? Olmazdı. Nitekim gelen belli bölgelerde toprağın kaldığını, o harfiyatın kaldığını gördük. Eski atalarımızdan duyduğumuza göre buraların tamamı ormanlık bir araziymiş. Kesile kesile hiçbir şey kalmamış buralarda. Bu arazilerin tamamında ormanlık varmış. Sel felaketinin üzerinden 29 yıl geçmesine rağmen acı olayın üzüntüsü hala yaşanıyor. Buralarda bir işte cam pazarı, feryat, figan. Bu arada tabii buraya yağış da yağdı geçti. Bu arada akşam oldu. Akşam olduğunda işte oradan çığlık, buradan çığlık. Senin kentin her tarafla irtibatı kesildi. Yani o heyecan hala daha var. Şu anda da yaşıyoruz. Bir yağmur yağdığında gözümüz yukarıda. Artık o komşuların feryatları bayağı bir süre kulağımızdan gitmedi. Doğa intikamını aldı diyelim. Tabiat intikamını aldı diyelim.